Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi 1. dönem 1. yazın sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar görgü toplumda eskiden beri devam eden zarafet ve saygı ile ilgili davranış şeklini ifade eder. Nezaket kavramı ise kişisel nazikliği, inceliği ve kibarlığı ifade eder. Buna göre bir görgü kuralı yazınız demiş arkadaşlar. Başkası konuşurken sözünü kesmemek nedir? Bir nezaket kuralıdır. Görgü ve nezaket kuralıdır. Bir diğer arkadaşlar. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak. Bu da bir görgü ve nezaket kuralıdır arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar, dinimiz İslam, görgü kuralları ve nezaket içeren birçok davranışı tavsiye etmektedir. Buna göre görgü ve nezaket içeren 3 davranışa örnek verilir demiş arkadaşlar. Birincisi mesela mahremiyete önem vermek. Büyüklerimize saygılı olmak. Mütevazi olmak diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soru, her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. Atasözünü görgü ve nezaketin önemi açısından yorumlayınız demiş. Bunu da şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Bu söz insanların arasındaki ilişkilerde incelik, saygı ve nezaketin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Bu söz kaba davranışların insan ilişkilerini zedeleyebileceğini, incelik ve zarafetin ise insanları bir arada tutan en güçlü bağlar olduğunu ifade eder. Nezaket bir insanın hem kendine hem de başkalarına olan saygısını gösterirken, kabalık ise bu saygıyı yok eder ve insanların kalbini kırar. Dördüncü soru arkadaşlar, sadaka taşı uygulaması hakkında bilgi veririz. Arkadaşlar, sadaka taşı Selçuklularda ve Osmanlı Devleti'nde cami, meydan ve benzeri yerlere konulan ve ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı uygulanan bir sosyal yardımlaşma biçimidir. 5. Okula gitmek için hazırlanırken hangi temizlik kurallarını uygularsınız demiş. El ve yüz temizliği, diş temizliği ve tabii ki arkadaşlar tırnak ve saç temizliği. 6. soru arkadaşlar, aile içi iletişimde saygı ve sevginin önemi nedir? Arkadaşlar, aile içinde sevgi ve saygı varsa huzur da vardır. Sevgi ve saygı
aileyi birbirine daha da kenetler. 7. Özür dilemek zorunda kalmamak, özür dilemekten daha erdemlidir sözünü açıklayınız. Yani hata yapıp özür dilemektense hata yapmamaya ve bu konuda dikkatli olmaya özen göstermeliyiz. Arkadaşlar, sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.